Uyuyor. Gel hadi. Gece yarısı oldu ve daha uyumamışsınız. Bugünlerde baban geç saatlere dek oturuyor. Ondan değil. Sana bir bakmak için geldim canım. Sen gittikten sonra bu odaya bir daha girmek ister miyim bilmiyorum. Şimdiden endişelenmeye başladı. Dünürlerin evinde uyurken yorganı kafanın üstüne çektiğinde onu kim indirecek diye üzülüyor. Bunu sadece battaniyenin altında boğulmasın diye düşünen biri yapabilir diye düşünüyorum canım. Onu babası kadar seven biri yapar sadece. Onu umarım bulursun kızım. Bu dünyada beni senin kadar seven hiç kimse olamaz baba. Hem de hiç kimse. Hayatının ışığını sen de görecek birileri mutlaka olacaktır kızım. Biliyor musun, sen doğduğunda göğe baktım ve orada bir yıldız eksikti. Evet, haklıydım. Orada bir yıldız yoktu. Ve gelip bizim evimize yerleşmişti. Sen evimizin yıldızı ve hayatımızın ışığısın. Eğer sen gidersen, bu evde ve hayatımda karanlık günler başlayacak. Öyle hissediyorum. Bu beni çıldırtıyor. Gerçekten üzülüyorum. Baba. Bak sana ne diyeceğim. Annen seni doğurduğunda bu gulam, onun gulamı haline geldi diyebilirim. Biz çok kavga ederdik. Ve bazen çok sinirlenirdim. Sonra da sana bakardım. Bana bu tatlı çocuğu veren kadının tüm hatalarını affederdim. Her şeyini unuturdum. Onu affederdim. Baba. Tamam. Bırak da uyusun. Yarın nişanı var. Ah evet, haklısın. Şimdi uyu. Hadi bakalım uyu şimdi. Ve unutma, battaniye buraya kadar çekilecek. Anlaştık mı? Tamam. Hadi uyu. Yarın onlara 1.000.000 rupi vermeliyiz. Başarabilecek misin? Ne yapacağız? Yoksa düğün tarihini ertelemeyi mi düşünüyorsun? Davetiyeler dağıtılmışken bunu nasıl düşünürüm?
Ve verdiğimiz her şey Alya'nın işine yarayacak. Evet ama parayı nasıl vereceğiz? Eşkı her...